Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere 15 Temmuz darbe girişimi nasıl engellenirdi ya da 15 Temmuz darbe girişimi neden engellenemedi sorusuna cevap aradığımız videolarımızın ikincisini çekeceğiz. Emniyet teşkilatındaki FETÖ'cüler neden engellenmedi? Hazırsanız başlıyoruz. Emniyet teşkilatındaki FETÖ'cü polis müdürlerinin neden engellenmediği sorusuna cevap arayacağımız videomuza başlamadan önce bir önceki videoda yapmış olduğumuz bir hatadan ötürü abonelerimizden özür dileyelim. Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse'den bahsettiğimiz bölümde Muharrem Köse'den sonraki Genelkurmay Adli Müşaviri olan ve o dönem Ahmet Zeki Uçok dahil pek çok kişinin kefil olarak Genelkurmay Adli Müşaviri olmasını istediği Hayrettin Kaldırımcı'nın fotoğrafını kullanmışız. Muharrem Köse ile Hayrettin Kaldırımcı aynı davada yargılanmıştı. Aynı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Ancak yine de Muharrem Köse'nin fotoğrafını yanlış kullandığımız için abonelerimizden özür dileriz. 15 Temmuz darbe girişimini Fethullahçı terör örgütünün işlediğine dair en önemli kanıtlardan bir tanesi Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nı basmaya çalışan ve o dönem firari olan Gürsel Aktepe ve diğer emniyet müdürlerinin varlığıydı. Gürsel Aktepe 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yakalandı ve itirafçı oldu. İtirafında pek çok şey anlattı. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kendisine ilaç verilerek zorla itirafçı olunmasının sağlandığını ve işkenceye maruz kaldığını iddia etti ve bütün itiraflarını inkar etti. Gürsel Aktepe 15 Temmuz darbe girişimindeki rolü, VIP dinlemelerindeki rolü ve Fethullahçı terör örgütü mensubu emniyet müdürlerinin katıldığı kumpaslardaki rolü nedeniyle binlerce yıla yaklaşan hapis cezalarına çarptırıldı. Şu an cezaevinde. Gürsel Aktepe kim? Gürsel Aktepe nasıl engellenebilirdi? 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Gürsel Aktepe'nin emniyet teşkilatına sızması nasıl engellenirdi? Ya da emniyet teşkilatı hayatında yükselmesi nasıl engellenirdi? Gelin bu hikayeyi anlatalım. Gürsel Aktepe Ankara İlahiyat mezunu ve Ankara İlahiyat'ta mezun olduğu dönem devreleri arasında Adil Öksüz de var. Aynı mezuniyet yılında yer alıyorlar ve Aktepe ilahiyatı bitirdikten sonra polis akademisine giriyor. Gürsel Aktepe polis akademisini bitirdikten sonra Ankara'da Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak göreve başlıyor. Polis akademisini yeni bitirmiş bir komiser yardımcısı neden Ankara trafikte yani görece rahat, diğer polislerin doğuya gönderildiği bir ortamda, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile uğraştığı bir ortamda neden Trafik Denetleme Kurulu gibi son derece rahat bir yerde Ankara'da görev alır ve yeni mezun olarak görev alır? Gelin bu sorunun cevabını 1991 yılına dönerek alalım. 1991 yılında komiser yardımcılığı kurallarında bir usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor. 1991 yılı Türkiye siyasetinde oldukça ilginç bir yıl. O yıl Türkiye'nin 3 tane başbakanı var, 4 tane İçişleri Bakanı var. Yıldırım Akbulut'la başlayan, Mesut Yılmaz'la devam eden, seçim sonrası Süleyman Demirel'le nihayete eren başbakanlık macerasında İçişleri Bakanları tam 4 kere değişiyor ve Ankara'daki siyasetin bu kadar kaos içinde olmasından da faydalanan FETÖ'cüler emniyet teşkilatını ele geçirmek için istedikleri kuralları yaptırıyorlar. FETÖ'cü polisler Ankara, İstanbul gibi rahat yerlerde, diğerleri en zor, en yoğun çatışmanın olduğu, terörle mücadelenin olduğu bölgelere gönderiliyor ve bu ihbar edildiğinde 1991 yılında bu işte sorumlu grup amiri olan 33 yaşındaki Ali Bilkay görevden ihraç ediliyor. Ali Bilkay daha sonra idare mahkemesiyle görevine geri dönüyor ve biz onu 17 Aralık kumpası döneminde adı İstanbul Emniyet Müdürü olarak geçen bir isim olarak biliyoruz. Çünkü İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yükseliyor. Ali Bilkay da Gürsel Aktepe gibi VIP dinleme davasının sanıklarından bir tanesiydi ve İzmir'deki askeri casusluk kumpasını başlatan emniyet müdürüydü. Bu nedenle de ceza aldı. Yani 1991 yılında FETÖ'cü polislerin emniyet içerisine sızmasını sağlayan adam daha sonra karşımıza İzmir Emniyet Müdürü olarak çıktı. Çünkü görevden atıldığında o dönem mahkeme kararıyla geri dönmüştü. İşte FETÖ'cülerin Gürsel Aktepe'ye yaptıkları kıyaklardan bir tanesi de onu Ankara'da Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı olarak göreve başlatmakta. Gürsel Aktepe Trafik Şube'deki görevinden kısa bir süre sonra Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki görevine başlıyor ve orada şube müdürlüğü yapıyor, değişik illerde istihbarat şube müdürlüğü yapıyor ve en son
TEKOP yani teknik dinleme biriminde, yani emniyet istihbaratının kalbinde, yasa dışı dinlemelerin yapıldığı, kayıtların tutulduğu o bölümde şube müdürü olarak görev yapıyor. Ve Gürsel Aktepe 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde paralel devlet yapılanması operasyonları kapsamında görevinden uzaklaştırılan ve yasa dışı dinleme operasyonları kapsamında hakkında tutuklama kararı olan bir adam. 15 Temmuz öncesi firari, kendisi gibi firari olan emniyet müdürleriyle Ankara'da bir gaybubet evinde, ki o gaybubet evinin sahibi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği gerekçesiyle cezaevinde olan başka bir FETÖ'cünün ailesi için tuttuğu bir ev, o gaybubet evinde 15 Temmuz darbe girişimine kadar saklanan bir adam Gürsel Aktepe. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mahrem imamlarının kendisine emir verdiği ve temasa geçeceksin, Ankara Emniyeti Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ele geçireceksin talimatı üzerine Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na gidip orada toplantı yapan bir adam ve vatansever polisler sayesinde uzaklaştırılıp darbeden sonra da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün etrafında yakalanmış bir kişi. Yani Gürsel Aktepe'nin hikayesi 1991 yılında pekala bitebilirdi. Çünkü eğer Ali Bilkay, yani FETÖ'cü polislere rahat yerleri verdiren, kurayı organize eden Ali Bilkay'ın ihracı mahkeme kararıyla dönmemiş olsaydı. Mahkeme kararıyla görevine dönen başka bir isim daha var. Frantik davasından hatırladığımız, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki yapılanmasının en önemli isimlerinden biri olan, 1977'den bu yana FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızması için çalışan Ramazan Akyürek. Ramazan Akyürek Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alındıktan sonra teftiş kurulu başkanı yapıldı. Adamın paralel devlet yapılanması üyesi olduğu biliniyor ancak ihraç edilemiyor. Niye? Çünkü ihraç edildiği zaman Danıştay'dan geri dönebiliyor ve bu adam teftiş kurulu başkanı yapıldı. Yani polisleri denetleyecek birimin başına getirildi. Daha sonra başka bir birime kaydırıldığında dava açıp görevine geri döndü. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde paralel devlet yapılanmasının bir üyesi olduğu, en önemli üyelerinden birisi olduğu bilinen bir emniyet müdürü ihraç edilemiyordu. Çünkü mahkeme kararıyla geri dönüyordu. Nitekim Ramazan Akyürek de geri döndü. Ta ki emekli edildiği zamana kadar, ardından da tutuklandı Hrant Dink cinayetindeki dahli nedeniyle. Fethullahçı terör örgütünün devlet yapılanmasına nasıl sızdığını anlattığımız her videonun altına gelen peşin bir yorum vardır. Madem bunları biliyorsunuz, neden görevden daha önceden uzaklaştırılmadı? Görevden uzaklaştırılamama nedeni, o dönem bu isimlerin Danıştay'a dava açıp idare mahkemelerinden kararlar aldırıp görevlerine geri dönmeleriydi. Hatırlayalım, Zekeriya Öz, yani Fethullahçı terör örgütünün yargıdaki en önemli savcılarından biri olan Zekeriya Öz ihraç edilememişti. Zekeriya Öz Bolu adresinde görevlendirilmişti. Fethullahçı terör örgütü mensubu olduğu biliniyor ancak HSK kararı alınamadığı için Bolu adresine görevlendiriliyor ve hakkında yakalama kararı çıkacağını bildiği için de yurt dışına kaçtı. Fethullahçı terör örgütüyle neden etkin mücadele edilemedi ya da edilen mücadele neden yetersizdi? 15 Temmuz darbe girişimi nasıl engellenemedi sorularına cevap olarak hafızamızı tekrardan yoklamaya ihtiyacımız var. Sanki 17-25 Aralık kumpasında sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paralel devlet yapılanmasıyla mücadele etmemiş gibi, sanki bu mücadelede zaman zaman tek başına kalmamış gibi, burada alınan mahkeme kararları ortada değilmiş gibi bir takım yorumlar geliyor. Peki biraz daha eskiye dönelim, AK Parti iktidarından önceye dönelim. Emniyete sızan FETÖ'cü polis müdürleri nasıl engellenmedi sorusuna tekrardan cevap arayalım. Bu sefer 1991'den 1999 yılına dönelim. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve ekibinin hazırladığı Işık Tarikatı ve Fethullahçı Polisler raporuna bakalım. Fethullahçı Polisler raporunda yüzlerce FETÖ'cü emniyet amirinin, müdürünün ismi yazılıydı. Bunların içerisinde Ramazan Akyürek vardı. Bunların içerisinde Gürsel Aktepe vardı. Bunların içerisinde 1991'de göreve tekrardan döndürülen Ali Bilkay vardı. Bunların içerisinde Ali Fuat Yılmazer vardı. Bunların içerisinde Ali Bilkay İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden alındıktan sonra Kastamonu'dan İzmir'e gönderilen Sami Uslu vardı. Evet, devlet FETÖ'cü bir emniyet müdürünü görevden aldığında yerine FETÖ'cü olmayan bir emniyet müdürü bulamadığı dönemler vardı. 1999 yılında çünkü bunların isimlerinin hepsi yazılmasına rağmen dönemin 28 Şubat sürecinde, hani şu an bazı 28 Şubat darbesini savunan isimler 28 Şubat darbe girişimini Fethullahçı polisler sorguladı, Fethullahçı savcılar sorguladı, dolayısıyla 28 Şubat'a siz bir darbe diyemezsiniz, bu bir FETÖ kumpası diyor ya, işte o tarihlerde 28 Şubat darbesini
darbecilerin en büyük desteği olan Ali Fuat Yılmazerler, Sami Uslular, ki bunu ben demiyorum, Tuncay Özkan diyor. 28 Şubat'ın meşhur Acemendi baskınını yapan isimlerin FETÖ'cü emniyet müdürleri Recep Güven, Sami Uslu ve Ali Fuat Yılmazer olduğunu yıllar sonra Tuncay Özkan itiraf etti. İşte bu isimlerin dahil olduğu Fethullahçı polisler raporu 1999 yılında sümenaltı edildi. 1999 yılında Cevdet Saral ve ekibinin hazırladığı bu rapor sümenaltı edilmekte kalmadı. Raporu hazırlayan emniyet müdürleri yasa dışı dinlemekle suçlanarak ceza verilmek istendi. Bu isimler mahkemede yargılandılar, aklandılar. Ancak o tarihlerde FETÖ ile başı çoktan Pensilvanya'ya gitmişti. Gürsel Aktepe gibi isimler çoktan emniyet istihbaratta önemli kademelere yükselmişlerdi. Gürsel Aktepe 2009 yılında Çekop Şube Müdürü olduğu dönemde FETÖ elebaşı ile Amerika'da görüşen bir isimdi. Ve bu isimler 15 Temmuz darbe girişimi sırasında karşımıza darbeci hainler olarak çıktı. Ramazan Akkürek ve Ali Fuat Yılmazer o tarihlerde Hrant Dink davasından ve yasa dışı dinleme davasından tutuklu oldukları için darbeye aktif katılamadılar. Cezaevinden darbenin başarılı olması için dua etmekle yetindiler. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin sıklıkla dile getirdiği bu darbe engellenebilirdi, bu darbeye kontrollü darbe diyeceğiz, bu darbe neden engellenmedi, bu isimlerin FETÖ'cü olduğu biliniyordu, yıllardır size söylenmişti, hiçbirine müdahale etmediğiniz iddialarının aslında geçmişte hiçbir alakası olmayan, geçmişi unutarak ortaya atılan iddialar olduğunu anlattığımız videolarımızın ikincisinin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda bir ara verip 2023 yılında FETÖ'cülerden dinleyeceğimiz muhtemel yalanları anlatan bir video çekip daha sonra Kemalistler Fethullahçıları nasıl destekledi, Kemalistler Fethullahçı darbenin olmasını neden engellemedi sorusuna cevap arayacağız. O videomuz için de şimdiden söz vermiş olalım. Ve burada 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında sürekli KHK mağduriyetinden bahseden isimlerin o tarihlerde FETÖ'cü polis müdürlerine nasıl destek verdiklerini, onları toplumun vicdanı olarak ilan ettiklerini de tekrardan hatırlatalım. Dolayısıyla kimse hafızamız yokmuş gibi, geçmişte neler yaşandığını unutmuşuz gibi aklımızda dalga geçmeye çalışmasın. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının devlete meydan okuduğu tarihten bu yana en önemli destekçileri şimdi muhalefet partileri olan ve iktidara neden darbeyle mücadele etmediğiniz şeklinde eleştirilerde bulunan kişiler. Darbecileri 15 Temmuz öncesinde de sonrasında da en fazla destekleyen sizsiniz. KHK meselesini gündeme getiren Ali Fuat Yılmazerleri, Ramazan Akyürekleri, Gürsel Aktepeleri, Ali Bilkayları ve daha pek çok Basri Aktepeleri, emniyet içerisindeki sayısı 1300'ü bulan FETÖ'cü emniyet müdürlerini göreve iade etme vaadinde bulunan sizsiniz. Fethullahçı terör örgütünü, onun kirli yüzünü, örgütün karıştığı kumpasları ve örgütün karanlık tarihini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızla paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.